Şimdi işte enflasyon diyoruz. Fiyat artışları, zamlar ve belli ki önümüzdeki aylarda da bu devam edecek. Dünyadaki gelişmeler de aslında bunu gösteriyor hemen hemen her yerde farklı oranlarda da olsa rakamlarda da olsa bir enflasyon sorunu var ve Avrupa'da dünyanın işte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok dünya merkez bankasının da bu fiyat artışına karşı harekete geçtiğini görüyoruz mesela İngiltere Merkez Bankası faiz arttırdı FED yine faiz yükseltmeye başlayacağını açıklamıştı zaten. İlk faiz artışının Mart ayında olacağı belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası da e, enflasyona işaret etti ve Avrupa'da e, faiz arttırım ihtimali konuşulmaya başlandı. Salgın sonrası enerji maliyetleri yükseldi, ticarette tedarik zincirleri bozuldu ve şimdi enflasyon konuşuluyor. Dünyanın hemen hemen her noktasında enflasyon bir sorun haline geldi. Koronavirüs salgını ile beraber faizleri düşüren, piyasaya bol para veren büyük merkez bankaları şimdi fiyat artışına karşı adım atmaya başladı. Büyük merkez bankaları içinde ilk adım İngiltere'den geldi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini çeyrek puan artırarak %0,5'e yükseltti. Bazı üyelerin çeyrekten daha yüksek yarım puanlık faiz artışından yana oy kullanması İngiltere'de yeni faiz artırımlarının gündemde olduğuna işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ise faiz artırım sinyalini çoktan verdi. İlk faiz artışının Mart ayında olması yıl boyunca da en az 4 faiz artışı yapılması bekleniyor. Fed bununla da kalmayacak. Varlık alım programı bitip faiz arttıktan kısa süre sonra bilançosunu küçültmeye başlayacak. Enflasyon Avrupa'nın da gündeminde. Avrupa Merkez Bankası son toplantısında faizli değiştirmedi. Ancak Başkan Kristin Lagarde'ın enflasyon hedefine daha da yaklaştık. Para politikası kurulu üyelerinin tümü enflasyon konusunda endişeli olmaya başladı ifadesini kullanması dikkat çekti. Bu açıklama sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın faizi Haziran'da 10 bas, yıl sonuna kadar da 40 bas puan artıracağı beklentileri güçlendi.